Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Yeni binasında hizmete devam eden MASKİ bugün Bakan Bülent Tüfekçi'yi ağırladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Tüfekçi'ye MASKİ ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'la AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da eşlik etti. Başkan Ahmet Çakır, MASKİ'nin il genelinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, Büyükşehir sürecinden sonra ilk hedefimiz altyapıyı oluşturmak oldu. Bir kentin öncelikle temellerinin sağlam olması lazım. Bugüne kadar 156 milyon liralık yatırım tamamlandı, dedi. 2071 Malatya'nın 2071'e kadar olan su planlamasını şu an yürütüyoruz. Aynı zamanda da ana merkez Malatya Kaptaş Suyu başta olmak üzere bütün ilçelerimizde çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir sürecinden sonra ilk hedefimiz altyapıyı oluşturmak. Bir kentin öncelikle temellerinin sağlam olması lazım. Altyapısının sağlam olması lazım. Bu vesileyle de biz öncelikle altyapılara girerek çok ciddi manada bir yatırım yapıyoruz. 1000 kilometrenin üzerinde hat gerçekleştirildi. Şu an ilçelerimizin tamamında çalışma var. Ama ana merkezin suyunun büyük şehirden sonra yönetilmesi, idare edilmesi, SCADA sistemlerinin kurulması, bunların sayısallaştırılması ve tüm şebekelerimizin tamamı iptal edilerek yeni şebekelerin kurulma çalışmaları da. Bakan Tüfekçi ise Büyükşehir Belediyesi tarafından MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu zaman bize bir sunum gerçekleştirmişti. O günkü MASKİ ile bugünkü MASKİ arasında dağlar kadar fark oluştuğunu gördük. Gelinen nokta itibariyle kendini büyük oranda yenilemiş ve aşmış bir MASKİ ve ekibini görmüş olduk diyerek MASKİ'nin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. MASKİ ilk yapılırken Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra da MASKİ'de bir sunum bize yapmışlardı. O günkü MASKİ ile bugünkü MASKİ arasında dağlar kadar fark olduğunu gördük. Ve gelinen nokta itibariyle kendini büyük oranda yenilenmiş ve aşmış bir MASKİ ve ekibini görmüş olduk. Kendilerine genel müdürümüz şahsında bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Burayı MASKİ'ye kazandırdıkları için. Artık personelimiz, teknik elemanlarımız çok rahat ortamda hem Malatya'nın su ihtiyacını planlayacaklar, aynı zamanda arızalara müdahil olma noktasında çok başarılı işlere imza atacaklar. Planlama ayrıca sevkiyat, düzenli bir sevkiyat ve stok yönetimiyle beraber ekonomi anlamda da MASKİ kazançlı çıkacağı bir ortama kavuşmuş. Dolayısıyla yeni su kaynaklarını planlamakla beraber özellikle mevcut suyun yönetimini ve onun altyapısını yenileme noktasındaki biraz önce sunumda da gördüğümüz gibi otomasyona geçmesi esasında kayıp kaçağı önledikçe bu Malatya'nın kazancı olacak. Bu Malatya'da yaşayan insanlarımızın ve yeni yerleşecek insanlarımızın su ihtiyaçlarını çok daha rahat bir şekilde karşılayacak. Malatya'nın ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılanmış olacağız. Ben bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze, ekibine teşekkür ediyorum. Köy korucularıyla bir araya gelen Bakan Bülent Tüfekçi yeni anayasayı anlatarak 16 Nisan'da koruyuculardan destek istedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Malatya'da köy korucuları ile bir araya geldi. Toplantıya bakanın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Batalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve çok sayıda köy korucusu katıldı.
Tüfekçi özellikle şimdi uyguladığımız stratejiyle birlikte asker, polis ve korucularımız güvenlik güçleri olarak adlandırılıyor ve hep birlikte teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Tehditleri aldırmadınız ve bu terörü Allah'a hamdolsun şimdi inlere girdik, inlerinde arıyoruz, bulduğumuz yerde de hallediyoruz dedi. Koruculuk bildiğiniz gibi gönüllülük esası üzerinde başladı ve gittikçe profesyonelleşen bir yaklaşıma doğru gitmeye başladı. Özellikle şimdi uyguladığımız stratejiyle birlikte asker, polis ve korucularımız güvenlik güçleri olarak adlandırılıyor ve hep birlikte teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu vatanın her bir karış toprağını korumak için canlarınızı verdiniz, mallarınızı verdiniz, tehditleri aldırmadınız ve bu terörü Allah'a hamdolsun şimdi inlerine girdik, inlerinde arıyoruz, bulduğumuz yerde de hallediyoruz. Ve Allah'ın izniyle biz onlara gereken cevabı veriyoruz. Devlet ve milletin korucuların arkasında olduğunu belirten Bakan Tüfekçi, sizler bu vatan için çalışıyorsanız bizler de hükümet olarak sizlerin yanınızdayız, arkanızdayız. Biz istiyoruz ki 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de artık millet hakim olsun istiyoruz diye konuştu. Devlet ve millet biliniz ki sizlerin arkanızda. Bizler de hükümet olarak sizlere yanınızdayız, arkanızdayız, millet esasında arkanızdayız. Biz de korucular varsın arkanızda. Allah razı olsun. 7 Haziran'da yanlış yapan korucular var mıydı? Vardı, biliyoruz. Ama 1 Kasım'da bunlar düzeldi. Şimdi 16 Nisan'da Allah'ın izniyle hiçbir yanlış yapanı da aramızda barındırmayacağız. Bundan sonra vesayet odakları mı hakim olacak yoksa millet mi hakim olacak, buna karar vereceğiz. Biz istiyoruz ki 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de artık millet hakim olsun istiyoruz. Korucu kardeşlerim, gerçekten sizler son yıllarda özellikle mücadelenizle, özellikle güvenlik askerlerimizle, polislerimizle yakın işbirliği içerisinde müthiş başarılara imza atıyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgün Çalık, esnaf ve vatandaşa yeni anayasayı anlatmaya devam ediyor. Çalık bu kez Kışla ve Akpınar Caddesi'ndeydi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 16 Nisan referandumu çalışmaları kapsamında başlattığı ziyaretlerine Baskililer Derneği, Toplum Gönüllüleri Birliği Derneği, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi, Kışla ve Akpınar Caddesi esnafıyla devam etti. Önce Baskililer Derneği'ne giden Çalık, Türkiye genelinde bütün Baskililere ulaşmanız gerekir. Hepinizin telefonlarınızdaki numaraları arayıp 16 Nisan'daki hassasiyeti anlatmanız ve kimlerin hayır dediğini, terör örgütlerinin nasıl hayır dediğini söylemeniz gerekir dedi. Dolayısıyla 16 Nisan'da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Sadece Malatya'daki Baskililer değil, Elazığ'daki Baskililer değil, tüm Türkiye'de nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa bütün Baskililere ulaşmanız gerekir. Sizin network'ünüz çok geniş. Hepiniz telefonlarınızdaki numaralara birer telefon açmanız, 16 Nisan'daki hassasiyeti anlatmanız ve kimlerin hayır dediğini, terör örgütlerinin nasıl hayır dediğini söylemeniz, evetinde nasıl milli ve yerli bir duruş olduğunu anlatmanız lazım. Çalık muhalefeti de eleştirerek CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun ve CHP milletvekillerinin söylemiş olduğu yalanları ve iftiraları çok net bir şekilde anlatmanız gerekir. Artık yalanlarının hangisini millete söyleyeceğiz ve cevap vereceğiz şaşırdık ifadelerini kullandı. CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP milletvekillerinin söylemiş olduğu yalanları, iftiraları çok net bir şekilde de anlatmanız gerekir. Artık yalanlarının hangisini millete söyleyeceğiz ve cevap vereceğiz şaşırdık. Millet kendisi cevap veriyor. Geçen gün Arguvan'a gittik. Arguvan'da bir amcamız diyor ki denize dökeceklermiş. Gelsin beni bulsunlar da buradan denize döksünler diyor. Her yerde bir teyzemiz
aynı cümleleri yaşlı bir teyzemiz söylüyor. Biz diyor Kurtuluş Savaşı verdik diyor. Bizi nasıl diyor denize dökeceklermiş. Kimmiş onlar diyor. Bizim AK Parti yöneticileri, siyasetçileri milletvekili olarak cevap vermemize gerek yok. Milletimiz zaten o cevabı sandıkta her defasında verdi. Bundan sonra da verecek. CHP'nin tek adam söylemlerine de yanıt veren Öznur Çalık, tek adam dedikleri anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi geçmişine dönüp bakmalıdır. Tek adam değil, bizde çok adam vardır. Bu adamların içerisinde bir tanesi var ki adam gibi adamdır. Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Nereye gidersek hayır cephesinin yaymış olduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adamlığa gittiğine dair cümleleri, tek adam yönetimi olacak. Baskilliler Derneği'nin başkanı kaç adam? Yunus'tan 10 tane yok değil mi? Tek adam mısın? Tek adam değiliz oğlum, ekibiz biz. Ekibiz. Baskillilerle birlikte ekipsiniz. Evet. Buranın yönetiminin başında bir tek kişi var. Evet. Temsil makamı bir tanedir ve bir tane temsil edilir, makamı olacaktır. Ama şunu herkesin iyi bilmesi lazım. Tek adam dedikleri anda Cumhuriyet Halk Partisi kendi mahallesine ve geçmişine dönüp bakması gerekir. Bu birincisi. İkincisi, bizim partimizin içerisinde, milletimizin içerisinde adam gibi adam çok fazladır. Tek adam değil, bizde çok adam vardır. Ve bu adamların içerisinde bir tanesi vardır ki adam gibi adamdır. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Kışla ve Akpınar'da esnafı ziyaret eden Çalık herkesten 16 Nisan için destek istedi. Abi. 16 Nisan'da sandıkta gittiğinde ne diyeceksin Türkiye için? Helal olsun. Kararımız evet, aslanlar gibi. Helal olsun. Kararımızı bir yüksek sesle söyleyin de. Evet. Canım kardeşlerim, nasılsınız? Çalık daha sonra Toplum Gönülleri Birliği Derneği'ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı ve yeni bir Türkiye'yi milletle birlikte inşa etmek istediklerini söyledi. Şimdi yeni bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edelim istiyoruz. Bu vesileyle devletin rejimiyle hiçbir problemimiz yok ama hükümetin sistemiyle problemimiz var. Bu hükümet sistemini değiştirmek, parlamenter sisteme noktayı koyup Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yolumuza devam etmek için milletin kararına başvuracağız. Bu vesileyle en önemli seçim, millet tarihinde ilk kez kendisini yönetecek hükümetin sistemine karar verecek. Bu sistem değişikliği için Sivil Toplum Gönülleri Birliği yüksek sesle evet'i dile getirdi. Her bulundukları platformda da bunu söylüyorlar. Bizi toplantılarda bir araya getiriyorlar. Çok teşekkür ederim. Kararımız evet. Aslanlar gibi. Seçmede telefonu. Bostanbaşı mahallesinde evet diyen AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Türkiye'ye çelme takmak isteyenler hiçbir alçak FETÖ kadar alçak değildi dedi. Günlerden cuma. Günlerden cuma. Saat 9'da. Saat 9'da. Çıktı çatışma. 16 Nisan referandumu için sandığa gitmeye sayılı günler kala AK Partili vekiller de kapı kapı gezerek yeni anayasayı anlatıyor. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de dün akşam Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çok şey söylemeye gerek yok. Bundan sonra da Şahin bugüne kadar Türkiye'ye çelme atmak isteyen birçok alçaklar oldu. Ancak hiçbiri FETÖ kadar hain değildi. Hayır cephesindekiler neden anayasayı değiştirmek istediğimizi hala algılamış değiller. Milletini vekaletine almışlar, genel başkan yardımcısı olmuşlar, hala algılayamıyorlar dedi. Bugüne kadar onların bütün engellemelerine rağmen bunları yapıyoruz. Bu ülkede bugüne kadar tankımızı, topumuzu, helikopterimizi, uçağımızı, mermimizi dahi dışarıdan alıyorduk. Ama bugün Roketsan'ın, Aselsan'ın yapmış olduğu çalışmalarla insansız hava araçlarımızı onlara bomba yükleyerek şu ana kadar başarısız kalındığımız PKK terör örgütüne karşı mücadeleyi ne yapıyoruz? İnanın şu anda eminim belki 3-5 ay sonra bunları konuşmayacağız. PKK denilen terör örgütünü de inşallah inlerinden çıkarıp onların da tamamının suyunu kurutacağız. Tankları yapamıyorduk. Tankları kimden alıyorduk? Almanya'nın vermiş olduğu. Hatırlayın, bundan yanılmıyorsam 1990'lı yılların sonundaydı. Güneydoğu'daki PKK terör örgütüyle mücadele edilirken Almanya itiraz etti. Benim verdiğim tanklarla sen PKK terör örgütüne müdahale edemezsin dediler. Tankın parasını vermemişiz. Tankı adamlar bize hibe etmişler. Niye?
yardıma muhtaç olan bir ülke konumundaydık. Ama bugün ne yapıyoruz? Altay tanklarımız da kesinlikle o tanklardan daha da nitelikli tankları üretir olmuşuz. Bunların satışına başlamışız. İşini hakkıyla yapan Cumhurbaşkanları Turgut Özal, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'dı diyen Şahin, onların dışındakiler darbeci zihniyetlerin işaret ettikleriydi. Ahmet Necdet Sezer sözde sivil bir cumhurbaşkanıydı. Ancak zihniyet sivil değildi ifadelerini kullandı. Ama maalesef bu ülkede seçilmiş olan, milletin hür iradesiyle sandıktan yetkiyi alan hükümetin mensuplarını orada değil gezmek, konuşma hakkı bile vermediler. Kendi büyükelçilik binamıza koymadılar. Niye? Siz bu evet kampanyasını, referandumu yapmayın dediler. Bütün dertleri bu ülkenin yardıma muhtaç bir hale gelmesini ve kesinlikle dışa bağımlı olmasını, Avrupalı bir takım emperyalist güçlerin istediklerinden dışarı çıkacak bir rotaya sahip olmamaları. Bunları tümden biz yaparken hem ecnebilerin tamamı karşı çıkıyorlar, bir de içimizde maalesef beyinlerini, zihinlerini ecnebileştirmiş olan içimizdeki bazı terör örgütleri de onlarla beraber oluyorlar. O olacak. Milletin dediği olacak. İşte birazcık... AK Parti Malatya milletvekilleri Taha Özsan ve Nurettin Yaşar da ilçe ziyaretlerinde vatandaştan evet sözü aldı. (16 Nisan halk oylaması kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Malatya milletvekilleri Taha Özsan ve Nurettin Yaşar, Arapgir, Arguvan ve Yazıhan ilçelerini ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Malatya milletvekili Taha Özsan, Arapgir ve Arguvan ilçesi esnafının ziyareti sırasında dua ve destek istedi. Özsan, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği adına önemli bir kavşak olduğunu belirtirken, Türkiye'nin darbe artığı anayasadan bir an önce kurtulması gerektiği vurgusunda bulundu. Arapgir ve Yazıhan ilçesini ziyaret eden AK Parti Malatya milletvekili Nurettin Yaşar ise, içinde bulunduğumuz sistemin bir an evvel değişmesi lazım. Hizmetlerin gelebilmesi adına bu gerekli. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir diyerek vatandaştan referandum desteği istedi. Bu sistemin mecburen değişmesi lazım. Hizmetler, işler bu işin sonucu, sistemin sonucu. Rahmetli Özal da biliyorsunuz bir şey başlattı, işler yürüyor diyordu, bir yere geldi, o da yürümüyor. Devlet denilen bir çark var, evet. Anayasa denilen bir böyle, anayasalar toplumsal uzlaşma metinleridir. Memleketin önünü açmak için, milletin birlikte daha iyi bir hayat sürmesi için, daha yönetilmesi için yapılır. Bizde yapılan anayasa bu işler nasıl engellenir diye yapılmış. Devletin başında bir güç var, o seçimle gelmiyor. Kanundan yetkisini almıyor ama bu anayasa onların gücünü oluşturmasına imkan sağlıyor. 12 Eylül anayasası işte, darbe anayasası. Haksız, hukuksuz bir anayasa. Yani memleketin menfaatine değil, birilerinin menfaatine düzenlenmiş bir anayasa. Biz de bunu yavaş yavaş değiştirmeye çalışıyoruz. Ta Özal'dan beri ufak ufak tırtıklamaya çalışıyoruz işte açıkçası. Bu da bir aşaması. Yani burada asıl amaç... Devletin içindeki bazı adamların hakimiyet değil de milletin hakimiyetini sağlamak. Sizin verdiğiniz oylarla seçilenlerin hem hükümete hem devlete hakim olması. Referandumda hayır, Cumhuriyet AK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya ziyaretine kaldığı yerden devam ediyor. Sandığa gitmeye 3 gün kala referandum çalışmalarını hız veren siyasiler vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Malatyalılara hayırı anlatmak için günlerdir hiç ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Ağbaba referandum sürecini değerlendirdi. Bu bir referandum. Geçmişte seçimler yaşandı. Hepimize düşen ortak sorumluluk, başta siyasilere düşen ortak sorumluluk, toplumu bölmek değil, toplumu birbirine düşman yaratmak değil, insanların birliğini, beraberliğini pekiştirmektir. Biz de bu dönem içerisinde kimseye suçlamadan, kimseyle polemiğe girmeden, bölen değil birleşen bir kampanya yapmaya çalışıyoruz. Kendi hayrımızı anlatmaya çalışıyoruz.
Evet'i de anlatmak doğal, hayırı da anlatmak doğal diyen ağababa, Bakan Bülent Tüfekçi'nin seçime 2 gün kala okul müdürleri ve Milli Eğitim Müdürlerini toplamasını eleştirerek okula, kışlaya ve camiye siyasetin girmemesi lazım. Malatya'nın bir bakanı var, Bülent Tüfekçi. Bugün bakanımız okul ve Milli Eğitim Müdürlerini topluyor. Onlarla bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak. Seçime 2 gün kala böyle bir toplantının yapılması da doğru değil dedi. Evet'i de anlatmak doğal, hayırı da anlatmak doğal. Bunların anlatma, topluma ulaşmasını sağlamak için çaba göstermek de doğal. Malatya'da bir bakanımız var. Benim de şahsen geçmişten tanıdığım ve bir çok iyi ilişkilerimiz olan birisi. Kendisine de bu birliğimizle beraberimiz, onun da çok önemli katkılar var. Huzurunuzda Sayın Bakan Bülent Tüfekçi'ye de teşekkür ediyorum. Hiç çekinmeden sağ olsun kendisi bizimle ilişkileri gayet iyi. Bizimle ilişkileri, Malatya ilişkileri. Onunla ilgili de bu övgüden sonra bir eşliği de ona yapmak istiyorum. Şimdi bugün bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün bakanımız akşam 7'de okul müdürlerini ve milli eğitim müdürlerini topluyor. Onlarla bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak. Seçime 2 gün kala böyle bir toplantının yapılması da doğru değil. Yine öğleden sonra bütün Malatya'daki köy korucularıyla toplanıyor. Köy korucularıyla birlikte yemek yiyecek. Değerli arkadaşlar, biz okula, kışlaya, camiye hangi siyaset olursa olsun siyasetin girmemesine yani. Çünkü bunlar hepimizin ortak değerleri. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri, herkesin ortak değeri, hepimizin göz bebeği, okullar hepimizin göz bebeği, siyasetin girmemesi lazım. Bunu da burada huzurunuzda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağbaba dünyada tek adamlıkla yönetilip başarılı olan bir tane ülke yok. İlk 10 sıradaki ülkelerin tamamı dünyada en çok milli geliri olan ülkeler parlamenter demokrasiyle yönetiliyor dedi. Bütün dünyada parlamento yapan birkaç temel özellik vardır. Bunlardan birisi bütçe yapma hakkıdır. Eğer bir parlamentoda bütçe yapılmıyorsa, bütçe hakkı yoksa o parlamento değildir. Bir diğer özelliği kanun yapma tekelidir. Bir diğer özelliği de icranın, yani bakanların meclisten çıkmasıdır. Ağbaba, İnönü Üniversitesi'nde geçtiğimiz aylarda yapılan Muhtarlar Akademisi'nin evet kampanyasına dönüştürüldüğünü belirterek, yalnızca evet anlatanların orada konuşturulması, Başbakan ve Genel Başkan Yardımcılarının orada muhtarlara evet anlatmalarını yadırgadım ifadelerini kullandı. Muhtarlar Akademisi diye bir şey oluşturuldu. Muhtarlar Akademisi yapılıyor. Güzel. Muhtarlara eğitim veriliyor. Ama bu burada sadece evet'i anlatanların, sözcülerin orada konuşturulması, işte başbakan yardımcılarının, genel başkan yardımcılarının orada muhtarlara evet anlatmalarını doğrusu yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Yani en hafif tabiriyle yadırgadığımı söylemek istiyorum. Tekrar söyleyeyim, İnönü Üniversitesi bizim gözümüz gibi, Turgut Özal Tıp Merkezi bizim gözümüz gibi bütün Malatyalıların sakınması gereken bir kurumumuz. Oraya siyasetin girmemesi gerekiyor. Ben hiç ömrümde, bütün siyasi yaşamımda hiçbir gün İnönü Üniversitesi'nde bir siyasi çalışma yapmadım. Öğrenci arkadaşlarımız, gençlik kollarından arkadaşlar teklif etmelerine rağmen girmedim. Oraya giremem ben dedim. Çünkü orası okuldur, üniversite girilmemesini doğru buldum. Maalesef bu Muhtarlar Akademisi toplantısı bir evet kampanyasına dönüştürüldü. Malatya Esnaf ve Saatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, Malatya'mızın Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir genel başkan yardımcısının olması bizim için çok büyük bir onur ve gururdur diyerek ağbabanın esnafın sorunlarını sürekli dile getirdiğini belirtti. Sayın Genel Başkan Yardımcımızın esnaf teşkilatında görmekte, Malatya'da da her zaman esnafın içerisinde olduğundan dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretinde de bütün oda başkanlarım adına, esnafım adına tekrar hoş geldin diyorum. Tabii ki bizim Malatya'mızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan yardımcısının olması bizim için çok bir onur ve bir gururdur. Ki kendini ilk göreve geldiği zamanda ben Sayın Genel Başkanımıza kendisini de kutlamıştım ve teşekkür de etmiştim bize bir genel başkan yardımcısı verdiği için. Kendisi esnafın içerisinde gelen, esnafı çok iyi bilen ve Türkiye'yi çok iyi tarayan, Türkiye'yi çok iyi gezen, Türkiye'nin sorunlarını, esnafın sorunlarını çok iyi dile getiren bir genel başkan yardımcımız. Ben ülkemizin birlik beraberliği için ne hayırlıysa Cenab-ı Allah onu nasip eylesin. 300 tane imza lazım. Soruşturma komisyonu kurulur. Siyaset abalarına kayısı ile ara veriyoruz. Kayısı tezgaha indi. 3 ile 5 lira arasında satışa çıktı. 1 lira.
Malatya'da özellikle merkeze yakın yerlerde çiçeklenme döneminin ardından Çağla dönemine giren kayısı pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı. Abi kayısı geldi, kayısı kayısı. Şu ana kadar herhangi bir doğum vakası yaşanmaması nedeniyle üreticisini sevindiren kayısı yeşil ve ekşimtırak haliyle pazar tezgahlarında 3 ila 5 lira arasında satılıyor. Yerli kayısının yavaş yavaş tezgahlara indiği pazarda genelde Mersin'den gelen ürün satılıyor. Çağla'ya vatandaşın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten yaş sebze ve meyve satıcısı Ahmet Erbaş, bereketli bir sezon geçirdiklerini, yaş kayısının fiyatının daha da düşmesini beklediklerini ifade etti. Sonra Hatay, Çanakkale tarafından da geliyor. Şu anda bu sene bayağı bol olduğu için fiyatlar bayağı normal. Bak mesela yeni geldiği için fiyat 3 liraya düştü kayısı. İnşallah bereketli bir sene olarak geçer. Çok iyi, şu anda bayağı ilgi var yani kayısıya, talep çok. Genellikle gençlerin daha çok çekiyor. Çağlı olarak seven çok. İlk çıktığında 25-30 liradan satılan kayısıyı şu an 3 liradan sattıklarını belirten esnaf Yusuf Ulutaş ise kayısı şu an Mersin Mut'tan geliyor. Malatya kayısısı yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başladı. İlk çıktığında 25-30 liraya satıyorduk, şimdi ise 3 lira dedi. Şu anda abi kayısımız Mersin'de geliyor. Malatya kayısı değildir. Mersin Mut'tan geliyor şu anda kayısı. Abi fiyatı şu anda çok düştü. İlk çıktığı zamanlar 15-30 lira arasıydı. Ama şu anda fiyatı 3 lira abi. Ve satışı şu anda normal yani, iyi gidiyor. Abi şimdi fiyatı ilk çıktığında fiyatı çok yüksek olduğu için fazla bir alıcısı yoktu. Ama şu anda fiyatı 3 lira olduğu için alıcı şu anda memnun ve satılıyor abi. Yaş kayısı mesela Malatya'nın ilçeleri ve köylerine gelir. Mesela Darende, ondan sonra Akçadağ, Doğanşehir, Kale, bu tür yerlerde gelir abi. Vallahi abi daha şu an daha başlamadı da büyük ihtimal eğer don, inşallah Allah nasip ederse donmon olmazsa bu sene yaş kayısı çok ucuzlar. Çünkü her tarafta bu sene kayısı çok. Çağla kayısı o Mersin çağlası abi. Şu an kilosu 3 lira. Satış durumu Malatya'nın kayısını tutmazsa da bile güzel yine. Çağla olarak güzel. Bir tane de şunu çek de gibi daha. Uyuşturucu tacirlerine son 2 ay içerisinde büyük darbe vuran Emniyet Müdürlüğü ekipleri 783 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda yapılan çalışmalar kapsamında 783 gram uyuşturucu madde ile 156 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlerince ilimizde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının delilleriyle birlikte tespiti ve deşifresine yönelik yaklaşık 2 ay sürdürülen çalışma kapsamında çalışmaların başladığı tarihten günümüze kadar 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, şahıslardan satış için paketlenmiş halde toplam 703 gram toz esrar maddesi, 80 gram kubar esrar maddesi ile 156 adet ekstazi hap ele geçirilmiştir ifadelerine yer verildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.